Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün hep beraber bir kral tacı yapacağız. Yine pastacılıkla ilgili herhangi bir alet, edevat, hiçbir şey kullanmayacağız. Hadi başlayalım o zaman. Tacımız için beyaz renk seçtim. Bunu golda boyayacağımız için finalde rengin çok önemi yok aslında. Ama siz boyamayacaksınız. Yani erkek çocuk için mavi taç yapabilirsiniz, kız çocuk için pembe taç yapabilirsiniz. Ya da herhangi bir renkle yapıp golda ya da gümüşe boyayabilirsiniz. Şimdi eğer yeterince vaktimiz varsa hamuru direkt kullanabiliriz. Yani böyle bir 2 gün, 3 gün sonranın siparişi ise eğer bunu bekletmek için vaktimiz var. Hamur kendi kendine donacaktır. Ama eğer vaktimiz yoksa şu Talos dediğimiz ürünü kullanacağız. Bu hamuru sertleştiriyor. Hızlı donmasını sağlıyor. Açabilirsem ki açtım. Bundan göz kararı ekledim. Şimdi hamura iyice yedireceğim bunu. Hamurun her tarafına gelecek şekilde yoğuruyorum. Hamuru yoğurup bu hale getirdik. Şimdi açıyoruz. Ne çok ince olacak, ne çok kalın olacak. İnce olursa donar, kırılmaz. Kalın olursa da çirkin durur. Tacın büyüklüğünü kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben çok büyük bir taç yapmayacağım şu anda. Her tarafının kalınlığının aynı olmasına özen gösterin. Kalınlığımız şu. Şimdi ben bunu uzun bir dikdörtgen şerit haline getireceğim. Tacın büyüklüğünü, genişliğini ayarlarken şöyle bir ön ölçme yapabilirsiniz. Şunun bir tık kalın oldu. Bunu hemen incelttim. Tamamdır. Şimdi taca şeklini vereceğiz. Yani şöyle yapabilirsiniz. Bir ölçü ayarlayın kendinize. Bu bir çöp şiş olabilir, bu olabilir. Belirli aralıklarla şöyle izler koyup kesebilirsiniz. Bu birinci alternatif. Ya da mesela bir tane kare kalıp kullanıyorsanız eğer kare kalıpla da kesebilirsiniz. Çünkü kare kalıbı üçgen kısmı aşağı gelecek şekilde ayarladım, bastırdım. Elinizde bu yoksa biraz önce eşit aralıklarla yaptığınız şekilde, yani şu nokta diyelim, bu noktadan birleşme yerlerine doğru bunu da yapabilirsiniz. Hatta bundan devam edeyim ben. Elinizde bu kalıbın olmadığını varsayarak devam ediyorum şu anda.
En son kısmı hani bu yarım ya, üçgenin yarısı. Bunu da yarısı olacak şekilde kesiyorum. Çünkü bu ikisi birleşince arka tarafta bir tane üçgen oluşturacak. İki taraf yarım, ortada da dört tane, öyle denk geldi. Onun sayısına ben çok takılmıyorum yaparken. Üçgenler oluşturacak şekilde tacımızı ayarladık. Şimdi şöyle herhangi bir straforun, bir şeyin, yağlı kağıdın üstünde bu tarafı birleştiriyorum. Bunun biraz beklemesi gerekebilir. Benim tacım çok büyük değil, yani baktığınızda hani bir karıştan biraz daha fazla. O yüzden donması daha çabuk olacak. Ama bu tacı biraz süsleyelim. Şimdi bunu kenara aldım. İnce uzun bir şerit açıyorum. Çevresi kadar olacak. Yani süslemede birçok materyal kullanabilirsiniz. Silikon kalıplar kullanabilirsiniz. Mesela ben daha çok şu boncuk kalıbını kullanıyorum, ama burada bu malzemelerimiz yokmuş gibi davranacağız. Ne yapabiliriz? Çöp şişle şekil verebiliriz. Mesela şunu 3'e böldüğümüzü düşünün. Çöp şişi bastırdım. Bu da aynı şekilde. Şimdi diklemesine. Bu hale geldi. Şimdi bunu biraz ıslatalım. Tacımızın en altına yerleştirdik. Tam donuncaya kadar arada bir düzeltmemiz gerekebilir. Bunu bir şeyin etrafına da sarabilirsiniz. Ona destek olacaktır. Şimdi bir de ön tarafına bir süs yapalım. Ne olabilir? Mesela şöyle ufak hamurlar alıp ortalamaya çalışayım. Şu iki yanına. Şimdi ıslatalım, durmayacak yoksa. Aynısını bu tarafa da yapalım. Tarafın simetrik olmasına dikkat etmeye çalışıyorum ama bir çevirip bakmam gerekecek. Evet, hiç alakası yok simetriyle. Tersten yapılmıyormuş. Böyle bir süs yaptım. Şimdi de bunun orta kısmına bir şey yapalım. Ona da nasıl bir şey yapabiliriz mesela?
Şöyle bir yuvarlak yaptım. Bunun ortasına çöp şişle şöyle her tarafını deliyorum. Bunu tam şöyle ortasına hareket olsun diye yapıştırabilirim. Ve eğer istersek şu tepelerine ufak ufak toplar yerleştiririz ki daha zengin görünmesini sağlar tacın. Kürdanları tam sivri yerlerine gelecek şekilde batırdım. İki, dört, beş tane sivri ucumuz var, kürdanımız var. Beş tane top yapacağız. Bunların hepsinin aynı boyda olmasına özen gösteriyoruz. Elinizde kalıplarınız varsa şu ön süslemeyi çok daha farklı yapabilirsiniz. Benim sayfamda var. Çeşitli taç örnekleri. Burcu Butik Pasta Mersin diye girerseniz eğer orada çok çeşitli örnekler görebilirsiniz. Tacımız hazır. Bunu biraz bekletelim boyamadan önce. Bir donsun iyice. Ondan sonra boyama işine geçeceğiz. Şimdi tacımızı boyamaya başlıyoruz. Ben altın yapacağım. Daha çok tercih edilen budur. Gold boyanın içine alkol döküyorum. Alkolle açıyorum. En güzel, en parlak görüntüyü alkol veriyor. Yukarıdan aşağıya başlayarak boyuyorum. Ben bunu boyayıp geliyorum hemen. Tacımız hazır. Henüz tam donmamakla beraber bayağı sertleşti. Bunu bir gece bırakmanızı tavsiye ederim en az. O zaman hiç yamulmayacak, eğilmeyecek şekilde donacaktır. Yine en kolay yollarla bir taş nasıl yapılır onu göstermeye çalıştım size. Siz de deneyip bana gönderirseniz sevinirim. Abone olmayı lütfen unutmayın. Yeni videolardan haberdar olursunuz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.